Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Son tekrarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz Osmanlı gerileme dönemi yani 18. yüzyılda Osmanlı Devleti. Konuya geçmeden önce sizlere iki güzel bilgi vermek istiyorum. Şimdi şöyle bilgilerimiz şu şekilde. Necip mahalasını kullanan Osmanlı Padişahı 3. Ahmet iken İlhami mahalasını kullanan Osmanlı Padişahı 3. Selim'dir. 3. Selim'i Suzi Dilara ile biliriz değil mi? Bu bilgileri verdikten sonra hemen geçelim ilk sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Diyor ki yani ben demişim tabi. İlk sorumuz Edirne olayı ile tahttan indirilen padişah kimdir? Bu olay nasıl yaşandı? Bu olayın yaşanmasında etkili olan etmen hiç şüphe yok ki padişahın yetkileri Şeyhülislam'a bırakması olmuştur. O dönemin Şeyhülislam'ı ise Feyzullah Efendi'dir. Buradaki cevabımız 2. Mustafa olacaktır. Edirne olayı ile 2. Mustafa tahttan indirilmiş ve yerine gelen kişi 3. Ahmet olmuştur. Devam edelim diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Lale devrinden sonra idam edilen sadrazam kimdir? Biliyorsunuz ki Lale devri zevk sefa devri olarak bilinir. O yüzden de saray harcamalarından dolayı Arnavut Halil isyan etmiştir. Ve patron Halil isyanı sonucu bu devir kapanmıştır. İdam edilen sadrazam ise Nefşehirli Damat İbrahim Paşa olmuştur. Devam edelim diğer sorumuza. Osmanlı'nın gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasını sizden istedim. biliyorsunuz ki Osmanlı sık sık toprak kaybediyordu ama bu antlaşma oldukça önemli bir antlaşma olup Osmanlı 3 cephe arasında kalmasına rağmen kazanmıştır. Yani Avusturya, Rusya ve geriden gelen İran'ı mağlup etmiştir. Tabii ki bu antlaşma Belgrad Antlaşması'dır. Padişah 1. Mahmut dönemi. Diğer sorumuz şu şekilde. Nizam-ı Cedid dönemini bitiren isyanı sizden istiyorum. Nizam-ı Cedid de demek 3. Selim'in ıslahatlarına verilen isimdir. Üçüncü Selim döneminde oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle Devlet Matbaası ve ilk daimi elçiliğin Londra'da Londra'da açılması gibi önemli gelişmeler yaşandı. Peki bu dönemi hangi isyan bitirdi? Bu dönemi bitiren isyan Kabakçı Mustafa isyanıdır. Diğer sorumuz hangi antlaşma ile Fransa Mısır'dan çekilmiştir? Yani hangi antlaşma ile Fransa ordusunu Mısır'dan çekiyor değerli arkadaşlarım? Şimdi buradaki cevabımız El Ariş'tir. Sonra Paris Antlaşması ile tamamen çekiliyor. Unutmuyoruz. El Ariş denilince aklımıza Fransa Osmanlı ilişkileri gelecek. Bununla ilgili soru var. O yüzden fazla bilgi vermek istemiyorum. Diğer sorumuz şu şekilde 18. yüzyılda biliyorsunuz ki her yerde sömürgesi olduğu için böyle bir isim almıştır. Güneşi batmayan imparatorluk olanan imparatorluk olarak bilinen devleti sizden istedim. Güneşi batmayan imparatorluk olarak bilinen devlet tabii ki İngiltere'dir değerli arkadaşlarım. Bu dönemde İngiltere çok ama çok güçlüdür. Ondan sonra gelen devlet ise Fransa'dır. Sonraki dönemlerde Prusya'da ortaya çıkacaktır. Bu soru sizi biraz zorlayabilir ama karşınıza çıkabilecek soru tipidir. Patrovcya Antlaşması'nda arabulucu olan devletleri sizden istedim. Biliyorsunuz ki Patrovcya Antlaşması ile Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiştir ve Belgrad Avusturya'ya bırakılmıştır. Antlaşmada arabulucu olan devletler İngiltere ve Hollanda'dır. Antlaşmadan sonra Hollanda'ya kapitülasyon verilecekti. Devam ediyoruz. Önemli iki kişimiz var. Baron de Tott ve Koca Ragıp hangi padişah dönemine tekabül etmektedir? Bu iki önemli kişi hangi padişah döneminde görev almışlardır, görev yapmışlardır? Tabii ki buradaki cevabımız 3. Mustafa olacaktır. 3. Mustafa döneminde biliyorsunuz ki Osmanlı'nın donanması çeşmede yakılmıştır. Kısa bilgimizi verdikten sonra diğer sorumuz. Osmanlı'nın Azak Kalesi'ni geri aldığı antlaşmayı sizlerin istiyorum. Biliyorsunuz ki 1700 yılında Azak Kalesi Ruslara bırakılmıştı. Bu antlaşma ile Osmanlı Azak Kalesi'ni geri alıyor. Tabii ki buradaki cevabımız 1711 yılında gerçekleşen Prut Antlaşması olacaktır. Diğer sorumuza geldik. Sorumuz şu şekilde Hangi padişah döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir? E, Fransa'ya verilen kapitülasyonlar Kanuni Sultan Süleyman dönemine tekabül etmekteydi. Oradaki antlaşma padişahın padişahların ömürleriyle yani padişahın ve kralın ömrüyle sınırlandırılmıştı. Ancak 1739 Belgrad Antlaşmasından sonra Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Çünkü Fransa tarihte dosteli olarak bilinir. Hangi padişah? Tabii ki buradaki cevabımız 1. Mahmut olacaktır. 1. Mahmut döneminde ayrıca Batı tarzı e, askeri okul açılmıştır. Biz buna Hendesane diyoruz. Subay okuludur. Onu da unutmayalım. Prut demişken Prut savaşında Rus ordusunu bataklıkta kıstıran kişiyi sizden istedim. Osmanlı burada Rusları Ağır bir yenilgiye uğratıyor. Peki Rus ordusunu bataklıkta kısıran kişi kimdir? Yani ÖSYM e sorabilir mesela. Prut Savaşı'nda Osmanlı'yı Osmanlı ordusunu yöneten komutanı bizden isteyebilir. Buradaki cevabımız Baltacı Mehmet'tir. Rus ordusu bataklıkta kıstırılmıştır. Ve ondan sonra zaten Azak Kalesi geri alınmıştı. Devam ediyoruz. Osmanlı hangi antlaşma ile Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiştir? Sanırım bunun hakkında bilgi verdim. Umarım yanlış yapmazsınız. Hangi antlaşma ile Batı'nın üstünlüğü kabul edilmiştir? E, şunu da unutmayın. Geçen paylaşımda söylemeyi unutmuştum. 17. yüzyılda batı tarzı Avrupa'yı ıslahat yoktur. Anlaştık mı? Tüm ıslahatlar 18. yüzyılda başlıyor. Ki zaten buradaki cevabımız 1718 yılında gerçekleşen Pasarovçu Antlaşması'dır. Padişah 3. Ahmet dönemi. Diğer sorumuz. Osmanlı ile Ruslar arasındaki ittifak antlaşması. Sorum size şu şekilde. Osmanlı ve Rusya hangi antlaşmayla İran topraklarını paylaşmışlardır? Tarihimiz 1724. Bu isimle birden fazla antlaşma var biliyorsunuz ki. Buradaki cevabımız İstanbul Antlaşması olacaktır. Osmanlı batıdan umduğunu bulamayınca doğuya çekildi. Ama doğuda karşılaştığı bir sorun vardı. O da Rusya'ydı ve Rusya ile ittifak kurarak İran topraklarını paylaşmıştır. Diğer sorumuz hangi antlaşma ile Osmanlı ilk defa savaş tazminatı ödemiştir? Osmanlı tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödüyor. Tabii ki bu antlaşma 1774 yılında gerçekleşen Küçük Kaynarca Antlaşması'dır. Ayrıca antlaşmadan sonra Kırım bağımsız olmuş ve Ruslara kapitülasyon verilmiştir. Oldukça önemli bir antlaşma, ağır bir antlaşma. 1770 yılında Osmanlı donanması Ruslar tarafından nerede yakılmıştır? Sıralamayı bilmemiz lazım. İlk olarak biliyorsunuz ki İnebahtı'da yakıldı. Daha sonra burada yakıldı. Ondan sonra Navarin, ondan sonra ise Sinop'ta yakıldı. Arkadaşlarınız bilgi falan veriyor yorumlarda. Orada da takip edebilirsiniz. Güzel şifreler yapıyorlar. Arkadaşlarınızdan faydalanabilirsiniz. Buradaki cevabımız çeşme baskını olacaktır. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz. Şahin Giray'ın Kırım Hanı olarak kabul edildiği gelişmeyi sizden istedim. Kırım bağımsız olduktan sonra Kırım'ın iç içerisinde sorunlar çıkmıştır. Ve Kırım halkı Şahin Giray'ı istememişti. Rus, ordu ve Rus ordusu ve Osmanlı ordusu tekrardan taarruza geçecekken bu antlaşma ile Şahingiray'ın hanlığı onaylanmıştır. Buradaki cevabımız Aynalı Kavak Tehkin Namesi olacaktır. Lale Devri hangi isyanla sona ermiştir? Eminim sizler için harika bir tekrar olmuş oluyordur zaten. Her soru üzerinde ben sizlere bilgi veriyorum. O yüzden de pek fazla zorlanmıyorsunuzdur. Lale Devri hangi isyanla sona ermiştir? Tabii ki Lale Devri Patrona Halil isyanıyla ile sona ermiştir. 3. Selim dönemini bitiren, gelişme Kabakçı Mustafa, 3. Ahmet yani Lale Devri dönemini bitiren olay Patrona Halil'dir. Bu soru tarihte gelmese bile güncel bilgilerde karşınıza çıkabilir. Napolyon'u Akka'da durduran efsanevi ihtiyarı sizden istedim. Oldukça önemli bir kişidir. Napolyon'u Akka'da durduran efsanevi ihtiyar hatta Napolyon şunu diyor. Diyor ki tüm dünyayı gezdim dolaştım ama bir ihtiyara yeni düştüm. Buradaki cevabımız Cezar Ahmet Paşa olacaktır. Cezar Ahmet Paşa oldukça önemli bir kişidir. Diğer sorumuz şu şekilde. Hangi antlaşma ile Kırım kesin olarak Rusya'ya bağlanmıştır? Umarım Kırım'ın elde çıkma, elden çıkma sırasını biliyorsunuzdur. İlk olarak biliyorsunuz ki Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsız oluyor. 1779 yılında Şahin Giray'ın Kırım Hanlığı onaylanıyor. Ve en son bu antlaşma ile Kırım kesin olarak Rusya'ya bağlanıyordur. Antlaşmamızın ismi Yaş Antlaşması olacaktır. Tarihimiz 1792'dir. Ee, bir yıl öncesinde Avusturya ile zişlovya Antlaşması'nın yapıldığını da unutmayın ki zaten Ziştovya Antlaşması yapıldıktan sonra Osmanlı ile Avusturya arasındaki ilişkiler gitgide iyi bir hal almaya başlayacaktı. Sevgili arkadaşlarım size hazırladığım soru şu şekilde. Belgrad Antlaşması'nın imzalanmasında ekin rol oynayan kişi kimdir? Cevapları bekliyorum. Ee, sizden komutanı istiyorum. Oldukça önemli bir komutandır. Hem yabancı hem Türkçe olarak bana yazarsanız sevinirim e, sizden cevabı bekliyorum. Umarım tekrarları iyi yapmışsınızdır. Umarım işinize yaramıştır. full çıkarmışsınızdır eminim ki. Yanlışınız var mı? Yanlışınız varsa yorumda belirtirseniz sevinirim. Sorular bu şekildeydi. Soru cevap şeklinde tekrar yapmak istedim. Diğer konumuz en uzun 100 yıl olacaktır. Onu da hazırlayacağım sizler için. Zaten hazır. Zaten hazır. Ondan sonra ne yapacağız? Islahatlar hakkında konuşacağız. Ondan sonra inkılap tarihi ve Çağdaş Türk ve Dünya tarihinden son tekrarlarımızı yapıp bitireceğiz. İnşallah sizi sınava yetiştiririm. İnşallah sizi sınava mükemmel bir şekilde hazırlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.